milletimizi Türk Silahlı Kuvvetleri afedi. Cümle'deki sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz şey. Merhabalar değerli Ulusal Kanal izleyenleri. Gece görüşüne hoş geldiniz. Ben Deniz Adalı. 28 Mart 2019 günü Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmeleri Ulusal Kanal Haber Merkezi'nin gözüyle sizlere aktaracağız. Efendim gündem yoğun, seçim tartışmaları var, seçim çalışmaları var. Biliyorsunuz 31 Mart'ta sadece bu geceyi saymazsak sadece artık 2 gün kaldı. Yani geri sayım başladı, seçim çalışmaları da tabii alanlarda hızlandı. Tartışmalar var, ilginç durumlar var. Birazdan bir telefon bağlantısı yapacağız. Edremit Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kamil Sakay'la ve şunu söyleyelim hemen ilk etapta Kamil Sakay'ın durumuna ilişkin Edremit'te bir telefon tertibi hazırlığı var ve Kamil Sakay bu konuda bir telefon bağlantısı yapacağız ve bu konuda da görüşlerini alacağız ve son durum ne, Edremit'te neler oluyor seçim çalışmalarına ilişkin. Biliyorsunuz Kamil Sakay uzun dönemdir Edremit'te belediye başkan adaylığı yapıyordu. Belediye başkanlığı yapıyordu düzeltiyorum. Ve bu seçimde de kazanması yüksek ihtimaldi ve hatta kazanacağına kesin gözüyle bakıyordu. Bu yönde ilginç gelişmeler var. Bunları da ilerleyen dakikalarda anlatacağız. Tabii ekonomi gündemi yine yoğun. Swap tartışmaları var Türkiye'nin gündeminde. Swap hamleleri var Merkez Bankası'nın üst üste gelen. Ve tabii ekonomideki durumlar var. Seçim çalışmaları var dediğimiz gibi seçim tartışmaları var. Onun dışında da yine yurttan güzel haberlerimiz var bu akşam. Sizin için derlediğimiz, vakit kaybetmeden gece görüşüne başlayalım. Gece görüşünde ilk haberimiz ekonomiye dair olacak ve tabi swap hamlelerine ilişkin Merkez Bankası'nın yaptığı swap hamleleri ve tabi dolarda yine faizde de swap faizlerinde de bir düşüş söz konusu, bunları aktaracağız. Şimdi haberin ayrıntılarına bakalım. Ekonomi savaşı gittikçe derinleşiyor. Merkez Bankası'nın swap üzerinden hamleleri sürüyor. Swap satışı sınırı %30'a yükseltildi. Londra swap piyasasına göre bankalar likit de sağladı. Türk lirası faizi %1200'den 25'e düştü. Türkiye yükselen dolar karşısında direniyor. Hafta başında 5.70 sınırına dayanan dolar 5.60'ın altına geriledi. Swap hamleleri peş peşe geldi. Hedef dövizi kontrol altına almak. Bu tür hamleler doğru. Dövizdeki hareketliliği kısıtlayıcı bir takım tedbirler alıyorsunuz. Ama bunlar yeterli değil. Devlet artık müdahale etmek zorunda ekonomiye. Merkez Bankası yine swap'a başvurdu. Merkez vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını %20'den %30'a yükseltti. Adeta merkez elinin piyasaların üzerinde olduğunu gösterdi. Liberal ekonomiyle bu sistem gitmiyor. En ufak bir sarsıntıda biri bir tweet atıyor, kurlar yükseliyor. Swap için yapılanlar doğrudur ama bunlar yetersiz. Manipülatörlere karşı savaş daha da derinleşiyor. Peş peşe gelen swap hamlesiyle dış piyasada Türk lirası kalmadı. Londra swap piyasasında geçen gün %1200'e fırlayan TL faizi piyasaya likidite sağlanmasıyla %25'e geriledi. Türk bankaları yabancıya lira vererek ihtiyacı karşıladı. Londra'da swap piyasalarında yabancıya likidite sağlanınca kurlarda tekrar yukarı yönlü hareket gözlendi. Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. Bu defa hazırlıklı olduğumuz için çok daha hızlı ve etkili müdahalede bulunma imkanımız vardı. İki gün içinde bu saldırıyı boşa çıkardı. Uzmanlar uyarıyor. Ekonomistler likidite ihtiyacının arttığını ve yurt içindeki faizlerin artabileceğini belirtiyor. Borsa İstanbul'da bir açıklama yaptı. Türkiye'deki yabancı bankalar ve yurt dışı tezgah üstü piyasadaki aktif finansal kurumların işlemlerini BİST'te yapmaya çağırdı. Öte yandan Merkez Bankası döviz işlemlerini swapla daraltırken rezervlerini de arttırdı. Merkezin resmi rezerv varlıkları Şubat'ta bir önceki aya kıyasla %3,4 arttı. 100,1 milyar dolar oldu. Döviz varlıkları %3,7 artarak 77,6 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları %2,8 yükselerek 21 milyar dolara ulaştı. Ekonomistler Merkez Bankası'nın rezervini kısa vadeli bir artış olarak değerlendiriyor. Rezervi güçlendirin tamam. Geçici tedbirler, kalıcı tedbirler değil. Evet, swap'la ilgili gelişmeler böyleydi. Ekonomi gündemiyle devam edeceğiz ama az önce de gece görüşünü açarken söylemiştim. Kamil Sakay telefon bağlantısı yapacağız diye Kamil Sakay'la. Edremit Bağımsız Belediye Başkan Adayı kendisi. Efendim bizi duyuyor musunuz? Duyuyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi
Edremit'te yaşanan bir durum söz konusu ve ilk aşamada biz bu durumu telefon kumpası, telefon tertibi olarak yorumladık ama ne durum tam olarak bir sizden dinleyelim öncelikle. Valla biz arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nde arkadaşlarımız Edremit'te önemli sayıda seçmenin telefon numarasını ele getirmişler. Bu geçirdikleri telefon numaralarını benim sesime benzer bir sesle benim adam Cumhuriyet Halk Partisi adayı ile ilgili adaylıktan çekildiğimi içeren mesajlar yollamaya başlamışlar. Durum şu anda durum bu. Ama böyle bir şey Edremit'te daha da ters edecek. Peki Sayın Saka, neden yapılıyor bunlar sizce? Yani bu son süreçte özellikle son 3 gün kala çalışmalarınızı biliyoruz, takip ediyoruz. Valla yani Edremit'te hakikaten siyasetin kalitesi çok düştü. Çok düştü. Bazı arkadaşları ciddi şekilde herhalde vaatler ve şeyler verdiler ki karşılığında bu kadar aşağılamayı dahi göze almaya başladılar. Yani yazık, Edremit'e yazık. Bu arkadaşlarımızın bu tür tavırları hakikaten Edremit'e yazık ediyor. Biliyorsunuz daha önce de değişik şeyler yaptılar ve bu yapılan işten dolayı fatura eski Akçay Belediye Başkanı'na kesildi. Partiden ihraç sistemiyle bir sisteme verildi. Gayet ne olursa olsun iyi bir partiliydi. Kişiliği tartışılabilir, başkanlığı tartışılabilir ama partiliği tartışılamaz bir arkadaşımız. Daha evvel dayanamadı ve karşıdan gitti. Hani hakikaten bu tür yanlışlar Edremit'e kötüye mal oldu. Peki bu konuyla ilgili bir hukuki çalışmanız, bir başvurunuz oldu mu Sayın Saka? Gerekli arkadaşlarımız başvuru yaptılar. Evet. Seçim çalışmalarına evet. İlişkin neler söylersiniz? Son 3 gün kaldı. Çalışmaların yoğun olduğunu biliyoruz. Vatan Partisi'nin yine... Yani açıkça şunu söyleyeyim. Edremit'te Vatan Partisi ile bulduğumuz Edremit İttifakı seçimleri açık ara farklı alacaktır. Tek ondan kimsenin şüphesi olmasın. Zaten bu telaş, bu tür hileler, bu tür yalanlar tamamıyla bunun neticesi ortaya çıkmakta. Ama hele hele yerel yönetimlerde yalan falan kimseyi kurtarma şansına sahip değil. Herkes birbirini biliyor, herkes birbirini tanıyor. Onun için de bu tür hareketler daha da bu partideki arkadaşlarımızın oylarını daha da aşağı çekecek. Peki Sayın Saka, özellikle bir isim mi yani ya da bir grup mu size karşı bu girişimde bulunan veya şüphelendiğiniz açıkça bildiğiniz isimler var mı bu konuda? Neler söylersiniz? Genelde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarımızın yanlışları var bunlar. Evet. Benim eski partimdeki arkadaşlarımızın yanlışları var. Bu yanlışlıklarda kendilerini o Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne hale getirdiğini bakarsınız. Peki Edremitli vatandaşlara ne söylersiniz Sayın Saka? Biz adaylığımız devam ediyor. Vatandaşı gününden itibaren yeni baştan kolları sıvayarak 5 yılda Edremit'te hizmete devam edeceğiz. Edremit için yarınlar çok daha güzel olacak. Peki son sözlerinizi alalım efendim. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Valla ben şunu söyleyeyim. 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerin öncelikle Edremit'imizde bütün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ama artık insanların biraz da aklını başına alıp bu tür politikacılara gerekli dersi vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yerel yönetimler hakikaten çok özeldir. Yerel yönetimlerde seçilecek olan kişiler şehrin emin dediğimiz şehrin emin kişilerdir. Onun için yalanla dolanla bu tür alavere dalaverayla iş başına İşe gelmeden bu tür alavere zaman kişilerin yerel yönetimlerde başarılı olma şansı yoktur ama bu arkadaşlarımızın da bu tür arkadaşlarımızın da herhalde Türkiye'de başka yerlerde de vardır bu tür hareket eden bu tür arkadaşlarımızın aklın başına almaları gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Yemize bağlandınız. Seçimlerde de yine başarılar dilediğimizi bir kez daha iletelim. İyi geceler. İyi geceler.
Evet değerli izleyenler, duydunuz Kamil Saka Edremit'te yaşanan kendisine yönelik kumpasa tertibe yönelik açıklamalarda bulundu ve özellikle Edremit'te siyasetin iyice aşağıya çekilmek istendiğini söyledi. Ve tabii CHP'li eski arkadaşlarımdan bu durumun ortaya çıktığını ifade etti. Ve tabii buna rağmen de bu kaybettiklerinin korkusu dedi. Tekrar aktarmak gerekirse televizyonumuzu yeni açan izleyicilerimiz için. Ve bu da bizim Vatan Partisi ile yaptığımız ittifakın ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor ve 31 Mart'ta da Edremit'te seçimleri açık ara alacağız dedi. Kamil Saka'nın olay sonrası ilk yorumu ve açıklamaları böyleydi. Ekonomi gündemiyle devam edelim. Ekonomiye güven geçen yılın çok gerisinde kaldı. 2018'in Mart ayında 101.9 olan güven endeksi bu yılın Mart ayında sert bir düşüşle 81.9'a geriledi. Mart'la Şubat ayı arasındaki ekonomik güven farkı ise %3.1 oldu. Ekonomiye güven geçen yıla göre düştü. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre ekonomik güven endeksi Mart ayında 81,9 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu oran %101,9'du. Şubat'ta 79,4 olan endeks sonuna yaklaştığımız ayda ise %3,1 oranında arttı. Ekonomik güven endeksindeki bu hafif artış, tüketici, imalat sanayi, hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki yükselişlerden kaynaklandı. Perakende ticaret güven endeksi ise 90,7 seviyesine geriledi. Ekonomiye güven böyle düşüş söz konusu ve tabii yine bu yaşadığımız, sokakta yaşadığımız, pazarda yaşadığımız durumu da ya da vatandaşların zor geçinmesi, geçinememesi hatta bu durumda tabii bu tabloya yansıyor ve sonra da ister istemez rakamlar düşmüş oluyor değerli izleyenler. Ama ekonomi açısından umut vadeden güzel gelişmeler de yaşanıyor. Nedir o gelişme? Türk ve Çinli iş adamları, daha doğrusu Çinli bir belediye başkanı heyetle birlikte buraya geliyor İstanbul'a ve burada Türk iş adamlarıyla görüşüyor. Ve tabii bu gelişme Türkiye-Çin ilişkilerini yine Avrasya noktasında ve tabii bir kuşak bir yol, bir yol projesi de Çin'in bu önümüzdeki yıllar uygulamak olacak ve hatta bu noktada Türkiye'de ciddi yatırımlar sağlayacağını günler öncesinden hatta aylar öncesinden sizlere aktarıyorduk. Çin'in bir kuşak bir yol projesinin önemini. İşte bu proje kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Şimdi haberin ayrıntılarına bakalım. Türk-Çin İş Derneği, SEDEFED ve Türk Konfed'in işbirliği düzenlenen Shenzhen Boğan Türkiye Ekonomik İşbirliği Konferansı İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıya Çin'den gelen heyet ve Türk iş adamları katıldı. Toplantıda Shenzhen Boğa'dan Belediye Başkanı Bayan Guo Ziping, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Türk-Çin İş Derneği Genel Başkanı Adnan Akfırat konuşma yaptı. Konuşmalarda Türkiye-Çin arasındaki işbirliğini geliştirme yolları tartışıldı. Buranın en büyük ilçesi Baoan ilçesinin yerel hükümet başkanı ve yöneticileri İstanbul'a geldiler. Baoan arasında ilişki kurmak amacıyla görüşmeler yaptılar. Türk-Çin İşler, SEDEFED ve Türk Konfed'in işbirliğiyle düzenlenen Shenzhen Boğan Türkiye Ekonomik İşbirliği Konferansı İstanbul'da gerçekleşti. İş geliştirme dostluk. Konferansa Shenzhen Boğan Belediye Başkanı Bayan Guo Ziping, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Türk-Çin İşler Genel Başkanı Adnan Akfırat, SEDEFED Başkanı Ali Avcı ile Çin ve Türkiye'den heyetler katıldı. İzmir, turistik bir şehir, Avrupa kültür başkenti ve Avrupa spor başkenti olarak bilinen güzelken İstanbul'a gelmekten büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Geçmişten bugüne uzanan dostluk ilişkisi temeli üzerinde devam etmektedir. İstanbul'a evinize hoş geldiniz. Bizim ilişkilerimiz çok derin, çok eski yıllara dayalı, çok sağlam ve derin ilişkiler olduğu için mesafelerin hiçbir anlamının olmadığını bir araya geldiğimizde görüyorum. Çin-Türkiye ilişkileri her iki ülke liderinin ortaya koymuş olduğu hedefler doğrultusunda şekilleniyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bir kuşak bir yol adıyla da bir stratejik plan haline getirilen ilişkiler şeklini çizmiş durumdalar. Açılış konuşmalarının ardından mühendis Huan Zaşio ve Özyeğin Üniversitesi Profesörü Pınar Mengüç de toplantıda akıllı şehirler ve şehirlerin geleceği hakkında birer sunum yaptı.
toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek ve Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Tülin Oygür Gençlik ve Spor Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Konfederasyon Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu, Vatan Partisi'nin ve Perinçek'in mücadelesini hayranlıkla takip ettiklerini söyledi. Perinçek, genç iş insanlarıyla bir araya geldi. Büyük bir ilgi ve destekle karşılandı. Bu ziyaret kuruluşumuz tarafından unutulmayacaktır. Sağ olun. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek ve Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Tülin Oygür, Gençlik ve Spor Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Konfederasyon Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu tarafından ağırlanan Vatan Partisi heyeti büyük ilgiyle karşılandı. Sizi seviyoruz. Sağ olun. Çalışmalarınızı beğeniyoruz. Dik duruşunuzu ve mücadeleci ruhunuzu da çok beğeniyor ve gençlerimiz takdir ediyorlar. Konfederasyonun iş alanı ve çalışmaları hakkında bilgi alan Perinçek, her zaman gençlerin yanında olduklarını söyledi. Siz bu faaliyetlerinizle bir anlamda bir yol açmış oluyorsunuz. Konfederasyonun Afrika ve Batı Asya temelli çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Perinçek, çalışmaların Türkiye'ye yeni müttefikler kazandıracağını söyledi. Türkiye bu üretim devrimini gerçekleştirirken, tabii Batı'dan, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek çeşitli baskılarla da şimdiden karşı karşıya gelmeye başladı. O nedenle bizim böyle bir müttefik potansiyeli oluşturmamız ekonomide geleceğe bir güvence oluyor. Vatan Partisi'nin Ankara adayı Tülin Oygür'ün adaylığının önemine değinen Cevahiroğlu ise Oygür'ün Ankara siyaseti için bir kazanım olduğunu kaydetti. Ankara'ya, Ankara siyasetine bir değer kattığınıza inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Her yola çıkmak başarmanın yarısıdır. Her seçim bir zaferdir zaten. Evet değerli izleyenler, devam ediyoruz. Yine seçim dönemi tepkisi en çok konuşulan tepkilerinden biriydi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek dillendirdi 2-3 gün önce. Özellikle dün akşamda bunun epey yankı getirdiğini gördük. Neydi o tartışma efendim veya neydi o tepki, neye gösterilmişti? Biliyorsunuz İYİ Parti'nin reklam filminde FETÖ ve PKK'ya, yani hapishanede bulunan FETÖ ve PKK'lılara yönelik işte özgürlük vaat eden, destek açıklamaları yapan, polisi orada suçlu ve işkenceci gösteren bir reklam filmi yayınlanmıştı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de reklam filmini göstererek bu duruma tepki göstermişti ve Akşener'den, yine İYİ Parti'den bu konuda açıklama beklemişti. Hatta bu konuda tartışmaya hazır olduğunu da söylemişti. İşte bu tepkinin ardından büyük yankı getirdi demiştik. İstanbul, Ankara, İzmir'den de bu Vatan Partisi İYİ Başkanlıklarından da tepki geldi buna. İstanbul'daki tepki anlamlıydı çünkü eski bir emniyet müdürü Akşener'e ve İYİ Parti'ye bu reklam filminin yasaklanmasını istedi daha önce yetkililerden ve Akşener İYİ Parti'ye de tepki gösterdi. İzliyoruz. Sıktım yine çatıldı kaşlarım, of of of. İYİ Parti'nin seçim klibinde verilen FETÖ ve PKK terör örgütlerine yönelik dayanışma mesajları büyük tepki topladı. Emekli Emniyet Müdürü İzzettin Özgibar, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ile kameralar karşısındaydı. Bu teşkilatımız için ne yazık ki utanç verici bir durum. Vatan Partisi Beyoğlu Belediye Başkan Adayı ve emekli bir emniyet müdürü olan İzzettin Özgibar, buradan ilgili Sayın Cumhuriyet Savcılarımıza suç duyurusunda bulunuyor ve yine devlet terbiyem gereğini arz ediyorum. Klipte PKK'ya ve FETÖ'ye güzellemeler yapıldığını vurgulayan Mustafa İlker Yücel, bu Mehmetçiğe hakarettir dedi. Klipte gördüğümüz gibi Meral Akşener açıkça cezaevinde kişilere Mehmetçik demektedir. Tam tersine onlar Mehmetçik üniforması giyerek Türk polisine, Türk askerine, Türk subayına saldırdılar. Bunlar zenginleri çıkardı, garip gureba, çaycı çorbacı hapiste. Mehmetçik hapiste, garip gureba, çaycı çorbacı hapiste. Mehmetçik hapiste. İzmir'de ise Vatan Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rifat Mutlu, Akşener'e böyle yanıt verdi. Bu klipte FETÖ ve PKK teröristlerine güzelleme yapılıyor. Teröristler kahramanlaştırılıyor ve özgürlük savaşçısı olarak gösteriliyor. Meral Akşener, FETÖ ve PKK teröristlerini hapisten kurtarmak için kendini feda ediyor. Gladyo göreviyle kamuoyunun karşısına çıkıyor. Arkadaşlar,
Bugün hapishanede Atatürkçüler yok. Seçime günler kala yayınlanan klibe bir tepki de Aydın'dan geldi. Açıklamayı Vatan Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yalçın Büyükdağlı yaptı. İşte kitle hareketi, emeklilikte yaşa takılanlar kitle hareketiyle de hemen bir bağlantı kuruluyor. Polisler atıyorlar ceketlerini ve yürüyüşe devam ediyorlar. Turuncu devrim çağrısı, yani FETÖ ve PKK teröristlerini hapishaneden çıkarmak ve Türkiye'de o 15 Temmuz 2016'da yarım kalan karşı devrim girişimini devam ettirmek. Bu reklam klibi budur. HDP'nin tüm provokasyon girişimlerine rağmen seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer de Akşener'in Gladio siciline dikkat çekti. Meral Akşener Amerika'nın taşeronluğunu yapıyor. FETÖ ve PKK'ya karşı canlı bombalarını üzerinden atlayarak mücadele eden Türk polisini işkenceci olarak niteliyor Meral Akşener. Bu da bir gladio görevidir. Vatan Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Güleç, bu gidişat iyi değil diyerek seçmene seslendi. Tıpış tıpış gidip oy vereceğiniz bir yer olmayacak. Tam tersine vicdanınız ve yüreğinizin bir oy vereceği bir tercih yaratıyoruz size. İşte 40 yıldır eğrilmeden bir an Atatürk'ün dediği gibi vicdanı hür, aklı hür olan vatandaşlar. Seçim ve siyaset gündemiyle devam ediyoruz. Saadet Partisi'nde dikkat çeken bir istifa haberi geldi. Ayrıntılarına bakalım. Saadet Partisi'nde seçimlere 3 gün kala istifa yaşandı. Ankara Elmadağ adayı Nuri Yurdakul adaylıktan çekildi. Yurdakul bir şehit babası olarak terör örgütleriyle kol kola girmiş partilerin ittifaklarını kabullenmem mümkün değildir dedi. Saadet Partisi'nin Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Nuri Yurdakul adaylıktan çekildiğini duyurdu. Şehit babası olarak partisinin yer aldığı ittifaka tepki gösteren Yurdakul yazılı açıklama yaptı. Ben adaylık sürecinde kısaca bahsedersin. Bir şehit babası olarak terör örgütüyle kol kola girmiş partilerin sadece yıkmak üzere kurulu ittifaklarını kabullenmem ve içime sindirmem asla mümkün değildir. Bir dönem İl Genel Meclis üyeliği yaptım. Yurdakul'un en büyük şikayeti Millet İttifakı listelerinde terör örgütleriyle geçmişte bağlantısı olan kişilerin meclis üyesi gösterilmesi oldu. Bu beklentiyi boşa çıkarmayalım dedik biz de. Terör kadrolarını belediye kadrolarına taşıyacak bir yakım şebekesinin unsuru olmayı şehidimizin aziz hatırasına hürmetsizlik olarak addederim. Özellikle Elmadağ'da Saadet Partisi'nden adaylığımı ve Elmadağlı hemşehrilerimin şahsıma samimi teveccühünü kullanarak CHP'nin ve ittifak ortaklarının hiç de hak etmediği bir kazanım elde etmesine gönlüm razı olamaz. Saadet Partisi seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez bu istifanın ardından açıklama yaptı. Bitmez, iktidar ne yaparsa yapsın milletimiz gerçeğin farkındadır. Elmadağ dahil Türkiye'nin bütün seçim bölgelerinde oy pusulasında birinci sırada Saadet Partisi'nin adı ve amblemi çıkacaktır ifadelerini kullandı. Tabii tepki ve istifa, daha doğrusu açıklama da anlamlı. Ben bir şehit babası olarak terör örgütüyle ittifak yapmış, sadece yıkmak için kurulmuş bir ittifakın üyesi adayı olamam diyerek istifasını veriyor değerli izleyenler. Devam edelim seçim gündemiyle. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimler için her türlü güvenlik önlemini aldıklarını söyledi. Güven, sandık sonuç tutanaklarının yurttaşların denetimine açık olacağını belirtti. Yerel seçimlere sayılı günler kala Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'den seçim güvenliği açıklaması geldi. Seçimlerde yarışan da, seçimleri yapan da siyasi partiler. Güven, seçimler için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi. Fiziki güvenlikleri aldık ama onun ötesinde seçimin kendi güvenliğiyle ilgili de tedbirleri aldık. Sandığın başında 7 kişiden başkan ve memur yanı dışında 5 kişi o ilçede son milletvekili seçiminde en çok oy alan siyasi partilerin temsilcileri. Bunlar sandıkta görev yapacaklar.
Sandık sonuçlarını onlar tespit edecekler. İtirazlara onlar ilk aşamada karar verecekler. Başkan Güven, seçimlerin en önemli güvenlik konusunun ıslak imzalı sandık tutanakları olduğunu belirtti. Tutanakların yurttaşın denetimine açık olduğunu hatırlattı. Dünyada ilk bunu biz yapıyoruz. Tahmini 10 gün civarında bir süre sonra internette YSK.gov.tr'de yayınlıyoruz. Vatandaş Türkiye'deki tüm sandıkların ıslak imzalı sayım döküm cetvellerini ve tutanaklarını ilçe birleştirmelerini, il birleştirmelerini kontrol etme, görme imkanına sahipler. Yurttaşların 2014'ten bu yana oy kullandığı sandığın sonuçlarına ulaşabileceğini söyleyen Güven, itirazlar konusunda da dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bugüne kadar da bizim yayınladığımız sandık sonuç tutanaklarında değişiklik yapıldığına dair bir tek sonuç, itiraz gelmedi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in açıklamaları böyleydi. Seçim güvenliği noktasında dikkat çeken açıklamalar yaptı Sadi Güven. Devam edelim seçim çalışmalarına bakalım siyasi partilerin. Seçimlere 2 gün kala yarışta çalışmalarda hızlandı. Yeditepe'ye 7 renk diyerek yola çıkan Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İlker Yücel Kahverengi İstanbul projesini açıkladı. Bir köy kahvesinde açıkladı. Vatan Partisi Kiraz Belediye Başkanı adayı Eczacı Meltem Ayvalı da Kiraz'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Tunç Soyer'le yarıştığını söyledi. Vatan Partisi ödüllü Yeditepe İstanbul'a 7 renk projesinin Kahverengi İstanbul bölümünü açıkladı. Üreticisini desteklemeyen bir... Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel açıklamayı İstanbul'un son köylerinden biri olan Pendik Göçbeyli Köyü'nde yaptı. Köy kahvesinde vatandaşlara seslenen Yücel, kamu kaynaklarının üretime yönlendirilerek tarımsal üretimin ve köylünün destekleneceğini belirtti. Tarımı bitirirseniz Türkiye'yi bitirirsiniz. Tarımı yok ederseniz Türkiye'yi yok edersiniz. Üretmeyen bir ülke aç kalır. Üreticisini desteklemeyen bir ülke yabancı devletlerin eline bakar. Onlara muhtaç hale gelir. O yüzden yeniden üretim diyoruz. Yeniden üreten belediye, üreten Türkiye diyoruz. İlker Yücel, Kahverengi İstanbul projesinin ana hatlarını ise şöyle sıraladı. 1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 46 milyar 300 milyon civarında bütçesi var. Bu bütçenin üretime yönlendirilmesi lazım. İç pazarı koruyacak düzenlemeler, belediyeler bu konunun, yerel yönetimler bu konunun takipçisi olmak durumundadır. Bunu kooperatifleşmeyle yapabiliriz. Kooperatiflerimizi destekleyerek, güçlendirerek onların zarar etmesini engellemek sadece köylülerimizin değil, yerel yöneticilerimizin de sorunudur. Küçükbaş hayvancılık yok edildi. Küçükbaş hayvancılığımızı yapmak isteyen köylülerimizi desteklemek belediyenin en önemli görevlerinden birisidir. Ürün maliyetlerini azaltmak, belediye kaynaklarını ayıracağımız en önemli programlardan birisi. 724 bin dekar tarım alanına sahip İstanbul. Az değil bu. Buralarda tarımı desteklediğimiz andan itibaren İstanbul'un karnını doyururuz. İstanbul'un eline avucunu başka yere açmaz. İthalatı da böylece azaltmış hale getiririz. Sandığın kurulmasına 2 gün kaldı ama Meryem Ayvalı, kızı Kiraz Belediye Başkan adayı Meltem Ayvalı'yı yalnız bırakmadı. Seçim döneminin başından beri. Babanız ne yapıyor peki? O da hep yanımızda. Bizim küçük bir bakkalımız var burada. Şu an bakkalda o. Annem de benim yanımda. Akşamları annem bakkalda duruyor. Babam bizimle beraber köylere geliyor. Hep beraber çalışıyoruz yani. Yıllardır hep yaptığım her işte arkamda oldular. Şu anda da arkamdalar. Vatan Partisi Kiraz Belediye Başkan adayı Meltem Ayvalı, canlı yayında Ulusal Kanal Ege Bölge Haber Müdürü Ufuk Akkaya'nın sorularını yanıtladı. Seçim sürecini değerlendiren Ayvalı, Kiraz'da Cumhurbaşkanı, Tarım Bakanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adaylarıyla yarıştığını vurguladı. Ben rakiplerimle yarışmıyorum bu seçimde. Sayın Cumhurbaşkanı'yla yarışıyorum, Sayın Tarım Bakanı'yla yarışıyorum, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan adaylarıyla yarışıyorum. Çünkü Kiraz Belediye Başkan adayımız gerek Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı, gerek Millet İttifakı'nın Belediye Başkan adayı, gerekse DSP'nin Belediye Başkan adayı kendi icraatlarından, kendi yapacaklarından çok iktidarın ve Büyükşehir Belediyesi'nin vaat ettiklerini burada anlatıyorlar. Biz de tamamıyla kendimize ve milletimize güveniyoruz.
kendi kendimize yetebilen bir ülkeydik. Bakın biz kendi kendimize yetebilen bir belediye olmak mecburiyetindeyiz. Üreten bir belediye olmak mecburiyetindeyiz. Ve millete güvenmek mecburiyetindeyiz. Millete güvenmeyenler iktidara ya da büyükşehire güvenebilirler. Fakat bu sistem çöktü. Ayvalı meclis adaylarını tanıttı. Kirazlıların oyunu istedi. Emekli postacı, Kiraz'ın bütün köylerinde ayak izleri vardır. Selim dayımız. Emekli Assubay Rüştü Taşkoyan, Meriler köyümüzden. Muammer Karatepe iki dönem belediye meclis üyeliği yaptı Kiraz'da ve belediye yöneticiliği konusunda önemli tecrübeleri olan bir isimdir. Kiraz'da da Vatan Partisi'nin bayrağını yıllardır elinde tutan bir isimdir. Bana çarşıda hep arkanızda Muammer Karatepe varken her şeyi yaparsınız diyorlar. Hakikaten de öyledir. Sayın Mehmet Karatepe, o da Kiraz'ımızın sevilen sayılan esnaflarındandır. Ayşe Hanım mücadeleci bir cumhuriyet kadınıdır ve genç arkadaşlarım bugün buradayız, sizlerle buluştuk. Evet değerli izleyenler, İstanbul ve İzmir'deki Vatan Partisi'nin adaylarının çalışmaları böyleydi. Şimdi diğer illere bakalım. Vatan Partisi yurdun dört bir yanında seçim çalışması yürütüyor. Vatan Partisi'nin Kahramanmaraş, Adana, Mersin ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayları kapı kapı gezerek vatandaşlarla buluştu. Vatan Partisi Kahramanmaraş'ta seçim çalışmasında. Kamil Dalkara'dan yana tavır alırlarsa bizim buna bir itirazımız olmaz. Vatan Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cafer Sincer'in Pazarcık ilçesinde Narlı Mahallesi'nde yapılan kahve toplantısına ilgi yoğun oldu. Her mahallede kreş ve çocuk yuvaları olacak. Öğrencilerin yol parası diye bir sorun olmayacak. Toplantı coşkuyla devam ederken DSP Pazarcık Belediye Başkan adayı Kamil Dalkara toplantıya katılarak Vatan Partisi ile aynı ortamda olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Vatan Partisi ile bir arada olmaktan, sizlerle bir arada olmaktan da gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatice Nesrin Kılıçay'ın bu kez adresi Çukurova oldu. Kılıçay, Çukurova esnafını ziyaret etti, dertlerini dinledi. Hayırlı işler diliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lerzan Özgenç Mezitli'ye gitti. Özgenç, Mezitli Belediye Başkan adayı İclal Çürüksü ile vatandaşlarla buluştu. Desteğinizi bekliyoruz. Bu sefer kadınlar yönetsin. Artık yeter. Memnun musunuz? Sistem biraz yenilensin. Vatan Partisi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı şehir plancısı İnci Güngör seçim çalışmalarına Çaykara ilçesinde devam etti. Çaykara Belediye Başkan adayı Mehmet Ünay'a. Evet. İyi pazarlar. Bu sefer oylar büyük şehirde bir kadın adaya, ilçemizde de Vatan Partisi'nin önemli bir temsilcisi. Kadınlarımız şey aday oldu, ben bundan çok hoşnutum yani inşallah. Güngör'e Vatan Partisi Çaykara İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Ayan eşlik etti. Güngör ve Ayan pazar esnafından yetki istedi. Vatan Partisi tarih geçelim. Ben Büyükşehir adayıyım. İlçemizin adayı kendisi. Hayırlı uğurlu olsun. Bu sefer artık gelenekleri yıkıyoruz. Yerel seçim çalışmalarıyla devam ediyoruz. Yerel seçimlerde sadece belediye başkan adayları değil, muhtar adayları da birbirleriyle yarışıyor. O muhtar adaylarından biri de Semra Köylü. İstanbul Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nden kadın aday olan Köylü projelerini tüm mahalle halkına tek tek anlatıyor. Dikkat çeken projelerinden biri muhtarlığın tüm gelirini sokak hayvanlarına tahsis etmek. Çok teşekkür ederiz. İyiyiz. Esnaf ziyaretimize geldik. İnşallah bizi desteklersiniz. Kadın olarak çok güçlü bir kadın kadrosuyla hizmet etmeyi düşünüyoruz. İnanın kazanacağız ama sizlerle. Evet. Üreten bir mahalle prensibiyle hizmete talibiz diye yola çıktı. Projelerimiz arasında size iş dedik, öğrenciye burs dedik, Mimaroba kazansın istiyoruz. Semra Köylü, İstanbul Büyükçekmece Mimaroba muhtar adayı olduktan sonra seçim çalışmalarına hızla başladı. Desteğimiz var, kısımların da desteği var. Biz de bu işi çalışıyoruz. İnşallah. Çok güzel işler yapacağız. Çok ciddi projelerimiz var. Yerel seçimlerde her ne kadar muhtar adayları göz ardı edilse de aslında onlar da seçim çalışmasına devam ediyor. Şimdi de bir kadın muhtar adayıyla birlikteyiz. Merhabalar, sizi tanıyalım. Merhaba, Semra Köylü ben. Mimaroba Mahallesi
muhtar adayım. Kolay gelsin. Bir kadın muhtar adayı olarak desteğinizi istiyorum. Çok ciddi bir çalışma grubumuz var. Projelerimizde böyle hani insanların hayretle bir muhtar bunu nasıl yapabilir dediği projeler. Ama inanın yapabiliriz. Hep beraber yapabiliriz. Mimar Oba'nın kadın muhtar adayı tek tek esnafı dolaşıyor. Gördüğü vatandaşlara da projesini anlatıyor. Semra Köylü ben. Projelerimiz var. Projelerimizi de kazanmak istiyorum. Semra abiyi abla olarak tanıyorum. Anne yarım olarak tanıyorum. Kendisi kazansa da kazanmasa da her zaman yanında olacağız. Mimar Oba'da hizmet vermek istiyoruz. Evet. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Tabii. Görüşmek üzere. Kısa bir sıra dışısınız. Mimar Oba'nın gençleri, kadınları yönetime talip diyoruz efendim. İnşallah Semra Köylü diye de sandıkta bunun sonucunu alacağımıza inanıyoruz. Hayvanlarımız için daha iyi şeyler, barınağı kapatmak yerine özgür olarak yaşamalarını sağlayacağız. Yuvalar koyacağız, şeyler koyacağız. Semra bana söz verdi. Mahalleyi mahalleliyle birlikte yönetme sözü veren köylü kapı kapı dolaşıp oy istiyor. Öncelikle bir anne olarak tüm kadın seçmenlerimin desteğini istiyorum. Kapı kapı dolaşıyoruz. İnsanlar çok sıcak yaklaşıyorlar. Bizi yüreklendiriyorlar. İnşallah olacak, kazanacağız. Buna inanıyoruz. Evet, muhtar adayının çalışmaları böyleydi. Oldukça samimi ve tabii yine seçmenlerine yönelik projeleri de oldukça dikkat çekici çalışmalar içeriyor değerli izleyenler. Şimdi bir kumpasın haberini vereceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kurulan ilk kumpas biliyorsunuz Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi birçok kumpas vardı. Kimler kurmuştu bu kumpası? ABD'nin emriyle FETÖ bu kumpası tetikçiliğini de yine bu noktada kumpasın sürdürülmesini de hakimler, savcılar boyutuyla da yapmıştı. Şimdi o ilk kumpaslardan birinde Şemdinli'de karar çıktı. Dava sonucunda Şemdinli savcısı Ferhat Sarıkaya silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Şemdinli iddianamesi hazırlandığında kamuoyuna kritik açıklamalar yapmıştı. Hem o kumpası hem de şimdiki yeni gelişmeleri izleyelim. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in Van'daki adamları bu savcıya bu iddianameyi hazırlatmışlardır. Eski savcı Ferhat Sarıkaya, kamuoyunun bildiği isimle Şemdinli savcısı. 2005 yılında Şemdinli'deki bombalama olayının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kurulan kumpasla gündeme gelmişti. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt'ın da suçladığı iddianameyi hazırlayan Ferhat Sarıkaya'nın yargılandığı FETÖ davasında karar çıktı. Şemdinli savcısı Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savcı, mütalaasında Sarıkaya'nın silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 15 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi. Duruşmaya verilen aradan sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Eski savcı silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek 2006 yılında kamuoyuna gerçekleri böyle anlatmıştı. Bunların arkasında Amerika Birleşik Devletleri ve onların genişletilmiş Orta Doğu projesi dedikleri proje bulunmaktadır. Perinçek sözde iddianamenin Amerika'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı başlattığı operasyonun bir parçası olduğunu söylemişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin bütünlüğünü korumak için kuvvet kullanma iradesi ve yeteneği zaafa uğratılmak, kırılmak istenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Amerika'nın vurucu gücü olarak kuzeyden Irak'a girmeyi reddetmesinden bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bir operasyon başlamıştır. Yani Sayın Orgeneral Yaşar Büyükanıt'a karşı tertiplenen o sözde iddianamenin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bir saldırı olduğunu Türk Silahlı Kuvvetleri anlamış. O gözüktü. Şemdinli savcısı Sarıkaya 2018 Kasım'da HSK tarafından meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece 3 Kasım 2018'de tutuklanmıştı. Evet, haberin ayrıntıları böyleydi değerli izleyenler. Şimdi bir diğer kumpasta Atabeyler kumpasında hedef alan yüzbaşı Murat Eren'in durumuna bakalım. Pilot yüzbaşı Murat Eren'in Atabeyler kumpası kapsamında yeniden yargılandığı davanın ilk duruşmasında ara karar verildi. Yetkisizlik kararıyla dosyayı Adalet Bakanlığı'na gönderen Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi. Duruma tepki gösteren Murat Eren'in avukatı Muhammed Sarıkaya ise verilen kararın davayı uzatacağını söyledi.
Uğradığı kumpas sonrası hakkında yeniden yargılama kararı verilen eski özel kuvvetler pilotu Yüzbaşı Murat Eren'in yeniden yargılaması başladı. Ancak ilk duruşmada beklenenin aksi bir karar çıktı. Askeri mahkemeler kapatıldığı için dava Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görüldü. Duruşmada söz alan Murat Eren 13 yıldır bu davada yargılandığını hatırlattı ve mağduriyetinin giderilmesini istedi. Eren 2006 yılında Atabeyler olarak açılan dava ve yargılama sürecinde kendisine verilen 4 yıl hapis cezasının bir FETÖ kumpası olduğunu vurguladı. Beyanların ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme yargılamanın anayasal düzene karşı işlenen suçlara bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılması amacıyla dosyayı Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Bakanlık davaya hangi mahkemenin bakacağına karar verecek. 1. Ağır Ceza Mahkemesi ilgili yazışmaların yapılması kapsamında da davayı 2 Temmuz'a erteledi. Gönlüm ister tabii ki. Yüzbaşı Murat Eren'in avukatı Muhammed Sarıkaya, FETÖ kumpası olan bir dava için verilen bu karara tepki gösterdi. Sözde Atabeyler davasını. Ulusal kanala konuşan Sarıkaya, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin önce dosyaya bakacağım deyip sonrasındaysa kararını değiştirmesinin yanlış olduğunu söyledi. Yeniden yargılama kararının 2,5 yıl önce verildiğini belirten Sarıkaya, mahkemenin görevsizlik hamlesinin süreci iyice uzatacağını vurguladı. Değerli izleyenler, hatırlayacaksınız. Günlerce gece görüşünde Amerika Başkanı Donald Trump'ın Suriye topraklarını, işgal altındaki Suriye topraklarını İsrail toprağı olarak tanıyan kararını ve buna tepkileri getirmiştik günler boyunca. Gece görüşünde tabii Türkiye'den tepkiler vardı, bölgeden ve dünyadan tepkiler vardı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bu durum üzerine gelen tepkilere bir avuç demişti. Şimdi bir haberimiz var. Bu haber aynı zamanda Mike Pompeo'da bir yanıt niteliğinde ama haber bittiğinde kısa bir yanıt da ben vereceğim kendisine ama öncelikle haberin ayrıntılarına bakalım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Amerika'nın Golan Tepeleri işgalini meşru görmesinin ardından Suriye'nin talebi üzerine toplandı. Konseyde Amerika yalnız kaldı. 14 üye işgal altındaki bölgenin İsrail toprağı olmadığı konusunda birleşti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri ile ilgili toplandı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Siyasi Koordinatörü Rodney Hunter, konseyde işgali savundu. Hunter, aksi bir kararda Suriye, İran ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarına izin verilmiş olacağını savundu. Ancak Suriye'nin isteği üzerine toplanan konseyde Amerika yalnız kaldı. Konseyin diğer 14 üyesi işgal altındaki bölgenin İsrail toprağı olmadığı konusunda birleşti. Rusya temsilcisi Vladimir Safronkov, Amerika'nın aldığı kararın dünya düzeniyle örtüşmediğini söyledi. Konseydeki Avrupa Birliği üyesi ülkeler de Amerika'nın kararına karşı çıktı. İşgalin konsey kararlarıyla ters düştüğü belirtildi. Over the creation of a Palestinian state. Suriye'nin temsilcisi Beşar Caferi ise Amerika ve İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. Caferi, Amerika'nın tehlikeli adımlar attığını vurguladı. Evet değerli izleyenler, yorum yapacağım demiştim ama bir iki yeni gelişme var. Onları aktardıktan sonra bu haberle ilgili yorumumu yapacağım. ABD'li senatörler F-35 uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmemesi için bir yasa tasarısı hazırladı. Yaklaşık bir saat önce düşen bir yeni bir gelişmeydi bu. Dış politika gündemine ilişkin biliyorsunuz Amerika-Türkiye cepheleşmesinde özellikle Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasına karşılık olarak Amerika ikna edemedi, hatta vazgeçiremeyince F-35 tehdidini öne sürmüştü. Bu konuda yine bir adım attı Amerika, yeni bir hamle geldi ve 4 senatör yasa tasarısını hazırlayan 4 isim arasında yer alan Demokrat Partili senatör Jen Shannon, Rusya'nın NATO üyesi bir ülke olan Türkiye'de Amerika uçaklarına ve teknolojisine erişim sağlaması olasılığı ciddi bir ulusal ve küresel güvenlik riskidir demiş ve 4 senatör, Amerikalı 4 senatör Türkiye'ye F-35 uçağının teslim edilmemesi için bir yasa tasarısı hazırlamış, yeni bir gelişmeydi. Bir diğer gelişme de yine dış politika, dış gündemdeki gelişmelerden biri de biliyorsunuz bir Guaido vardı ve Amerika destekli bu isim Venezuela'da darbe girişiminde bulunmuştu. Hatta sokak eylemleri planlamıştı. Vatandaşları sokağa çıkarak Venezuela'da Maduro hükümetini devirmeye çalışmıştı ama istediğini alamamıştı. Ve bu noktada da yeni bir gelişme var. Hükümet denetçisi, Venezuela hükümet denetçisi Elvis Amoroso, devlet televizyonu aracılığıyla yaptığı açıklamada
herhangi bir devlet dairesinin bir görevinde vatandaş Juan Guaido'nun yasada belirlenen süre boyunca diskalifiye edilmesi kararı alınmıştır ifadelerini kullandı ve böylece Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido 15 yıl boyunca kamu görevinde bulunmaktan men edildi. Yeni gelişmede buydu değerli izleyenler. Venezuela'daki Amerika destekli darbe girişimi ve sonrasında yaşananlara ilişkin gelinen son durum böyle. Şimdi yorum olarak da biliyorsunuz Mike Pompeo Golan Tepelerine ilişkin verdikleri kararda tepki gösterenlere bir avuç olarak göstermişti, böyle nitelemişti. Ve en sonunda da Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi'nde 14'e 1 kaldı. Yani bir avuç olarak tanımladığı kişiler Amerika'ya resmen avucunu yalatmış oldu değerli izleyenler. Buna da bu habere de bu yorum yapılabilirdi. Devam edelim. Enerji sektörünün Türkiye ve dünyadaki dev firmaları 14. Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı'nda bir araya geldi. Petrolyum 2019 olarak adlandırılan fuarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Doğu Akdeniz mesajı verdi. Hiçbir oldu bittiye müsaade etmeyeceğiz dedi. Petrolyum İstanbul 2019 fuarı açıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez fuardan Akdeniz mesajı verdi. Akdeniz'de bir oldu bittiye de izin asla vermeyeceğiz. Dünyada ve Türkiye'de faaliyet gösteren enerji sektörünün devlerinin bir araya geldiği fuarda Türkiye'nin sondaj çalışmaları anlatıldı. Dönmez, Türkiye'nin hem sığ hem derin denizde sondajlarının devam ettiğini ifade ederek mevcut rezervleri ekonomiye kazandırmak zorunda olduklarını vurguladı. Ne ülkemizin ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını gasp etmesine kimsenin müsaade etmeyeceğiz. Bakan Dönmez bu kapsamda Doğu Akdeniz'le ilgili kararlı mesajlar verdi. Türkiye Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yemeye çalışıyor ne de kendi haklarından vazgeçecek durumda. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Petrol Meclisi, PETDER, ADER, Türkiye LPG Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği LPG Meclisi, TÜİS ve TAPGİS tarafından desteklenen fuar 3 gün sürecek. Fuarı 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Devam ediyoruz değerli izleyenler. Tabii meteorolojiden de uyarılar var. Tabii kış bitiyor, bahar geliyor ama daha hala yurdun doğu kesimlerinde kar uyarısı var, sağanak uyarısı var. Bu noktalarla ilgili gelişmeleri ve ayrıntıları aktaralım şimdi size. Türkiye'nin güneyi ve kuzeyi sağanak yağışın etkisi altında. Doğu illerinde çığ uyarıları yapıldı. Marmara ve Ege bölgelerinde ise şiddetli fırtına bekleniyor. Son günlerinde yurdun kuzey ve güney kıyılarında kuvvetli sağanak etkili oluyor. Doğu Anadolu bölgesinde de kar yağışı sürüyor. Perşembe gününden itibaren hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece düşmesi bekleniyor. Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Van, Bitlis, Hakkari, Siirt ve Şırnak içinde çığ uyarısı yapıldı. Marmara ve Ege'de ise fırtına etkili olacak. Yarın akşam saatlerinden itibaren şiddetlenecek fırtınanın cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hava durumuna ilişkin uyarılar böyleydi değerli izleyenler. Şimdi ilginç bir haberimiz var sırada bakalım. Osmaniye'de çıkan hortumda sebze halinde çalışan Mehmet Ali Çanak isimli bir kişi tuttuğu şemsiyeyle birlikte uçtu. Havaya uçan adamın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Vardım şemsiye tutuyordum. Baktım havalanıyor üzerine çıktım. O esnada baktım iyice yükseliyor. Baktım olacak gibi değil. Baktım herhalde beni de götürecek. Dedim ben de aşağı atladım. Fırtınadan kaçmak için şemsiyenin altına sığındı. Tuttuğu şemsiyeyle metrelerce havaya uçtu. Görüntüler Osmaniye'den. Kadirli ilçesinde etkisini artıran fırtına hortuma neden oldu. Sebze halinde çalışan Mehmet Ali Çanak'la arkadaşları korunmak için şemsiyeye tutundu. Şemsiye aniden havalandı. Arkadaşları son anda kurtuldu. Ancak Çanak o kadar şanslı değildi. Uçan vatandaş şemsiyeyle birlikte yaklaşık 10 metre yükseldi ve ardından düştü. İşte şu direğe kadar yükseldi. O direğin lambası işte yukarı kalktı. Buraya dahil önce.
Ondan sonra oraya bana yükseldi. İşte operatörü de ben yükseldi olunca yere atladım işte. Çok şükür şu an bir şey yok. Ali Çanak olayı hafif sırıklarla atlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler Türkiye'nin en çok konuştuğu görüntüler arasına girdi. Gerçekten ilginç ve tabii komik olduğunu söyleyenler de olabilir. Gerçekten aynı zamanda ama şu tabii en nihayetinde bu konuda Ali Çanak isimli vatandaşın bu olaydan yaralmadan hafif sırıklarla atlatması olayı bu noktada sevindirici gelişme olarak tabii görülmesi gerekiyor. Ve onun dışında da rüzgarın fırtınaya da bu mevsimlerde özellikle dikkat etmek gerekiyor galiba değerli izleyenler. Devam edelim. Adana'da bir vatandaş aracının anahtarını sulama kanalına düşürdü. Almak isterken kendisi de suya düştü. Adana'da bir kahve firmasında çalışan Mustafa Yılmaz, ticari aracını sipariş için gittiği Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da park etti. Araçtan çıktığı sırada kontak anahtarını sulama kanalına düşürdü. Abi geçmiş olsun ama dikkat ya. Anahtarı almak isterken dengesini kaybederek kanala düşen Yılmaz suda bir süre sürüklendi. Yolda geçerken düştü. Cebinizden mi düştü? Cebimizden düştü. Yılmaz çevredeki vatandaşlar tarafından atılan halata tutunarak sudan çıkmayı başardı. O anlar böyle görüntülendi. Şimdi Ardahan'a uzanıyoruz. Ardahan'da da komik bir haber var. Neymiş o haber? Denizi olmayan kentin martısı kedilerin ekmeğine ortak oldu. Ardahan'a yaklaşık 3 ay önce giden martı kentteki bir kasap tarafından etle besleniyor. Kedilerin yanı sıra kendisine düşen et ve ciğeri yedikten sonra bölgeden uzaklaşıyor. O denizsiz kentin martısı 3 ay önce düştü yolu Ardahan'a. Kaptan Paşa mahallesindeki çatıları mesken tuttu. Şimdi kentin fahri hemşehrisi. Ülkemizde kara kışın en sert ve çetin geçtiği kentte kasap Kaya Karaca'nın gönlü martının aç kalmasına razı olmadı. Et ve ciğerle martıyı beslemeye başladı. Her gün sabah 8.30'da geliyor, bağırıyor, ben ona her gün et veriyorum. Martı kedilerin ekmeğine ortak oldu. Kendisine düşen et ve ciğeri yedikten sonra bölgeden uzaklaşıyor. Karnını doyurduktan sonra yürü önlerden sonra saat 3.30-4 gibi yine geliyor aynı şekilde. Kasap Karaca martıyı göç etmediği sürece besleyecek. Kedilerin ekmeğine ortak oluyor ama o da yalnız bir hayat sürüyor. Martta çünkü deniz yok, sadece tek martı olarak kendisi yaşıyor orada. Devam edelim. Şanlıurfa'da Atatürk Barajı'nın turkuaz sularında yöre gençleri uluslararası başarılara doğru kürek çekiyor. Bozova Belediyesi'nin girişimleri sonucu kano sporu ile tanıştılar. Çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin en iyileri arasına girmeyi başardılar. Şimdi rota tam yol olimpiyatlar. Düne kadar yüzme dahi bilmeyen genç kanocuların hızlarına da başarılarına da yetişilemiyor. Ulusal şampiyonalarda rüştünü ispatlayan takımlar var güçleriyle küreklerini olimpiyatlara doğru çekiyor. Bu hayal değil, gerçek. Biz bunu kurduğumuzda bu çocukların Türkiye'de derece aldığına inandık. Yüzmeyi bilmiyorlardı. Şu an Türkiye ikincisiyiz. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Atatürk Barajı sayesinde adeta bir yarımadaya dönüştü. Bu durum bölgeyi su sporlarına uygun hale getirdi. Bozova Belediyesi 2 yıl önce bölgedeki gençleri kano sporuyla tanıştırdı. Yüzmeyi bilmeyen çocuklar şu an olimpiyatlara hazırlanma hayali içerisindeler. Her yarışmada başarılarına yenilerini ekleyen genç kanocular şu ana kadarki katıldıkları ulusal etkinliklerde önemli dereceler elde etti. İki kez de takım halinde Türkiye şampiyonu oldu. Ancak bu daha başlangıç. Milli takıma sporcu verecekler. İnanıyorum ki Bozova'nın gençleri olimpiyata gidecek. Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Türkiye'yi temsil edip Bozova'mı gururlandırmak istiyorum. Atatürk Barajı'nın mavi suları yöre gençlerinin azimlerini dünyaya açıyor. Antalya'ya gideceğiz, Fransa'ya, Amerika'ya falan gideceğiz. Orada derece yapabilirsek çok sevinirim. Biz de gençlerimize güveniyoruz. Eminiz ki olimpiyatlara gidecekler ve şimdiden onlara başarılar diliyoruz. Değerli izleyenler, bu gece görüşünün son haberiydi aynı zamanda bu haber. Sürçülisan ettiysek affola. 28 Mart 2019 günü Ulusal Kanal Haber Merkezi'nin Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri sizlere aktardık. Yarın gece 23'te yine karşınızda olmak üzere. İyi bir gece, mutlu bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.